Ersan Şan, merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Diğer i̇yi akşamlar. Ersan Bey, aramızda yoksunuz ama hem ekonomiyi konuşuyoruz, sonra bir dönüp Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyoruz, sonra dönüp tekrar ekonomiyi konuşuyoruz. Sizden Gülşen'in tutuklanması ile ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Bunun için bağlandık. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi tabii konu siyasi, sosyal yönleriyle epey tartışılıyor yine. İş siyasete çekildi, keşke çekilmeseydi. Gündem oldukça yoğun ama yapacak bir şey yok. Baktığımız zaman paylaşımlara hakikaten insanları kutuplaştıran, deyim yerindeyse karpuz gibi ikiye ayıran bir durum, vaziyet veriyorum. Ben net fikrimi şöyle söyleyeyim işin hukuki tarafında. İsnat edilen suçlama işlenen fiille uygunluk arz etmediği gibi kanaatimce tutuklama da hukuki değil. Bunun sebebi şu. Şimdi ben tutuklamanın gerekçesini de yani suç ceza hakimliğinin karar gerekçesini de okudum. Evet, biz de izleyicilerimize paylaştık. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi var. Bu zaten 216. maddede iki fıkra tutuklama yasağı kapsamında. Aynen hakaret suçu da bizde tutuklama yasağı kapsamında. Hatta hakaret suçu uzlaştırma da kapsamında. Yani taraflar özür diler, eder, birbirleriyle anlaşır, uzlaşırlar. Ancak meseleyi gördüğümüz kadarıyla savcılık makamı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamında değerlendirmiş. Onun da üst haddi 3 yıl hapis cezası olduğu için tutuklama yasağını bertaraf etmiş. Ama somut olaya baktığımızda tutuklamanın şartlarından kısaca bahsedeceğim. Suçun unsurlarına baktığımızda halkın sosyal sınıf. Burada bir sosyal sınıf var mı? Yok. Irk var mı? Yok. Din var mı? Yok. Mezhep var mı? Yok. Veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesim. Diyelim ki bu şahıs, bu sanatçı konserinde, konser arasında, şarkı arasında kendi yanında çalışan birisini hedef almadan sadece imam hatipleri hedef almak suretiyle konuştu. Siz bunu hakaret olarak değerlendirebilirsiniz, şikayete bağlı. Ama burada bir kesimi diğer kesime kin ve düşmanlığa tahrik etmek biçiminde kesimler arasında bir değerlendirme yaparsanız bir defa bu değerlendirme hatalı olur bir. Çünkü bizde ceza hukukunda suçta ve cezada kanunilik prensibi vardır. Kıyas yasaktır. Siz kanun hükmünü yorumlayıp geniş bir şekilde olmayan suçu üretemezsiniz. Niye bunu söylüyorum? Devamında maddenin aleyhine kim ve düşmanlığa alenen tahrik edecek yani. Aleniyet olacak. Burada var mı? Var. Ama kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmek aslına sahip olacak. Bununla da bitmiyor. Çok önemli bir hüküm var burada maddede. Bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde diyor. Yani kanun koyucu objektif cezalandırma şartı aramış. Somut değil. Yani bir kişinin yazılı veya sözlü alenen yaptığı kin ve düşmanlığa tahrik özel kastını içeren o açıklamayla, o yazıyla halkın, toplumun kesimler arasında bir infialle, bir şiddetle, efendim işte bir eylemler silsilesiyle karşı karşıya kalması gerekir. Yani kamu düzeninin somut tehlikeyle karşı karşıya kaldığını. Çünkü kanun koyucu diyor ki, biz Avrupa Birliği'ne dahil olduk, ifade hürriyetinin sınırlarını genişlettik. Bu nedenle bu tür kamu barışına karşı suçların oluşabilmesi için objektif cezalandırma şartı arıyoruz. Şimdi somut olaya baktığımızda sanatçının açıklamasından sonra ben işin şu tarafında değil. Efendim işte gündem farklı, gündem değiştiriliyor, eşit uygulama yok. Birisi namaz kılmadığı için şunları söylerken ona dokunulmuyor, buna yapılıyor. Bunu toplum değerlendirir. İşte bu karpuzun ikiye ayrılması gibi. Kutuplaşma bu. Yargının vasıta kılınması gibi. Bu. Bugün bu olur. Geçmişte olmuştu. Yarın farklı olur. Yani ateş değdiği yeri yakar. Çünkü hukuk ve yargı bir bumerang gibidir. O sizin masalarınızda biz sözde Ergenekon balyoz dönemlerinde çok konuştuk. O insanlar, o dönem bize gülen insanlar şimdi adalet bekliyorlar. Yarın başkaları da adalet bekleyebilir. Ama sizin hukuk güvenliği hakkında kanunu, kitabı herkese doğru, dürüst, eşit uygulama zorunluluğu var. Şimdi bu sanatçı, işin tutuklama kısmına geleceğim. Bunun efendim işte yeri belli, yurdu belli, kaçmamış, adaletten uzaklaşmamış. Hatta çok enteresan karar gerekçesinde bir hüküm var. Elimizde diyor delil var, karartacak da bir şey yok. Biz video kayıtlarını elde ettik diyor.
Bir yerlerden birisi çıkıp şu açıklamayı yaptı. Bugün onu duydum, şaşırdım. Sürpriz. Diyor ki efendim diyor, bu sanatçının güvenliği için tatbik edilen tutuklama mı? Ya şaka mısınız siz? Bir insanın can güvenliğini koruyabilmek için, korumak için böyle bir durumda, vaziyette. Böyle mi diyor gerekçe? Onun bu tür açıklamalar var. Biraz önce bir yayına katıldım. Yayında yine telefonla yine bir oturumdaki arkadaş böyle bir cevap verdi bana. Dedim ki sen şaka mısın? Ne söylüyorsun? Yok, o... Yani kanun kitabının neresinde kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik? Bizde kişi hürriyeti, güvenliği hakkı, tutuklama gibi bir tedbir en son çaredir. Adli kontrol düşünürsün. Mümkünse tutuklama, adli kontrol gibi tedbirleri uygulamadan kişiyle ilgili soruşturma açarsın. Varsa iddianamesini düzenlersin, davaya yöneltirsin. Eğer siz kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtlayan bu tedbirleri ifade hürriyetinde sınırlar istediği kadar aşılsın, kişi kaçmamışsa, yeri yurdu belliyse yakalama gözaltına çevirip ceza muhakemesi kanunu, efendim işte 145 ve 146. maddelerini bir kenara bırakıp bir de bütün iş güç bitmiş gibi bu şahsı gözaltına aldırıp, biraz sonra söyleyeceğim fazla uzatmadan size, tutuklamanın şartları gerçekleşmeden bu şahsın suçsuzluk masumiyet karnesi altında bırakın soruşturulup soruşturulacağı aşamaları beklemek yerine onu tutuklarsanız, ben size şöyle söyleyeyim. Demokratik hukuk toplumunun neresinden bahsedecek? Evet, çok yani teşekkürler hocam. İfade hürriyetinin neresinden bahsedecek? Şunu söylüyorum. Ya şimdi tutuklama bir tedbir. Bu tedbiri ya adaletten kişi kaçacak, bunun somut olguları olacak, veya delil karartacak. Kararın kendisinde diyor ki delil elimizde. Şahsın yeri belli, yurdu belli, evinden alıyorsunuz. Ki almanız da yanlış, davet etmeniz lazım. Ben herkesi hakikaten şunu düşünmeye davet ediyorum. Oradan buradan hangi cenahtan olursun olmazsın farklı. Ama şimdi bu tür bir sert tedbiri öyle bir insana uyguladığınız zaman şu ortaya çıkan manzarada ondan sonra şu söylenirse insan hakikaten üzülür. Efendim bu açıklamayı yapanlar kutuplaştırır. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bu olamaz, bu kabul edilemez. Bence itiraz makamı olarak Asya Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Herhalde tutuklamanın hukuki şartları bakımından konuyu tekrar değerlendirecek. Evet, bir yargı kararı, saygımız var elbette, ama şunu da söylemek lazım. Siz kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtlarken hem ceza hukuku ve hem de ceza yargılaması hukuku bakımından bir defa isnada konu suç ortada var mı gerçekten? Yani siz bunu halkı kim ve düşmanlığa tahrik sayabilir misiniz? İkincisi ise tutuklama gibi çok sert bir tedbiri böylesi bir durumda şahsı suçüstü hali yokken yakalayıp gözaltına tutukladığınızda bunun hayatı var, konserleri var, taahhütleri var, osu var, busu var. Yani böyle bir tutuklamayı siz tatbik ettiğinizde elbette insanlar sert tepkiler gösterdiğinde bir defa bu konunun tekrar gözden geçirilmesini çok teşekkürler hocam. Selam, sevgiler sunuyorum. Çok çok teşekkürler. Çok net açıklandı. Kübra Hanım? Buyurun Şükrü Bey. Ersan Bey, biz... Şükrü Küçükşahin'in size bir sorusu olacak. Tabii, buyurun. Yok, Murat ben. Ha, Murat pardon. Murat ya, ses hocam, Ankara'dan uzak geldi. Biz... Murat Çelik buyurun. Soracakmış. Buyurun Murat Bey, özür dilerim. Biz aramızda konuştuk. Bu yorumlar da yapılıyor. Şimdi fiilin işlendiği tarih 4 ay önce. Hani biraz bu işin tartışması başka ama hukuken bu size ne ifade ediyor bir hukukçu olarak? Yani 4 ay önce bir konserde bu fiil işlenmiş ve şimdi şöyle, soruşturmaya konuluyor. Şöyle söyleyeyim ben size, çok kısa bir cevap. Şimdi bu kişi ceza alsa, en azami ceza 3 yıl, 1 yıldan 3 yıla kadar. 1 yılda yatarıyor. 1,5 yılda pek az, 3 yılda yakalama çıkarmasını davet eder. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında şu anda insanlar pek az süre cezaevinde kalıp geri kalanını 31 Temmuz 2023 tarihine kadar zaten pandemiden dolayı dışarıda geçiyor. Ben size şöyle söyleyeyim. 4 ay önce diyelim ki bu kişi konserde bunu söyledi. Şimdi de ortaya koydular. Değerlendiriyorlar. Hatta tutuklama gerekçesine şu deniyor. Efendim bu diyor öyle sosyal infiale veyahut da sosyal medyada karşı görüşlere sebebiyet verdi. Ya bu bir tutuklama sebebi olabilir mi? Toplumsal infiali tutuklama nedeni gösteren bir kanun hükmü var da bunu ben mi bilmiyorum? 4 ay önce eğer bu kişi açıklamayı yapmışsa, 3 ay önce de yapmışsa, 2 ay önce de yapmışsa bu suçüstü halinin olmadığını, o kişinin yakalanıp gözaltına alınamayacağını, öncelikle davet edilmesi gerektiğini, eğer gelmeyecekse zorla getirme, olmadığı zaman suç ceza hakimliğinden yakalama kararı çıkarılması gerektiği zorunluluğunu ortaya koyuyor. Net. Bir defa benim söylediğim iki cümle. Bu fiil, bahse konu fiil, başka bir şey yoksa, belki matufiyet şartı gerçekleşmişse hakarete konu edilebilir takibi şikayete bağlı. Ama tekrar biraz önce söylediğim şekil şartlara herkes baksın. Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin birinci fıkrasına tanımlanan suç olmaz.
İki, usul hukuku yönünden de tutuklama tedbirini burada tatbik edemezsiniz kardeşim. Geçti, bitti. Kim olursa olsun. İster A şahsı olsun, ister B şahsı, ister C. Çok beni ilgilendi. Çok teşekkürler. Bu kadar. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Ersan Şen bir ceza hukukçusu olarak şarkıcı Gülşen'le ilgili tutuklama kararını değerlendirdi. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Yargı kararına sonuna kadar saygımız var. Ama tutuklama gibi sert bir tedbirin bu tür durumlarda uygulanması ne kadar doğru tartışmaya açık. Tutuklama kendi başına bir cezaya dönüşmemeli.